Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün kuşlarımıza mama yapacağım arkadaşlar. Mama videosu çekiyorum. Çoğu arkadaşlar başka bir mama videosu istemişlerdi. Onun için mama videosu çekeceğim arkadaşlar şimdi. Burası üretimhanemiz biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen mama şeylerimize, malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik şimdi yapacağımız malzemelere. Zaten bu mamayı yaparsanız kuşlarınız dinamit gibi olur arkadaşlar. Bu mamayı yiyen zaten kuşlar, yani eş tut mama gibi şansı yok arkadaşlar. Neyimiz var burada hemen sayalım. 2 adet havuçumuz var arkadaşlar. Kıvırcığımız var. 2 adet salatamız var. Kırmızı biberimiz var arkadaşlar. Kırmızı lahanamız var. Ondan sonracım arkadaşlar. 2 adet yumurtamız var arkadaşlar. Bu da maydanozumuz arkadaşlar. Bunları doğrayacağız arkadaşlar. Rendeleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar şurada Naturel'in maması var. Kuru mama arkadaşlar. Bunu karıştıracağız. Ve üstüne keçi boynuzu tozumuzu atacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunları arkadaşlar hemen doğruyorum. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Videoyu donduruyorum. Tekrar geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alalım. Önce arkadaşlar yumurtamızı böyle bir çatal yardımıyla eziyoruz. Öncelik yumurtanın arkadaşlar. Yumurtayı güzel ezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Güzel ezdikten sonra kuşlarımız rahat yemesi için arkadaşlar. Çok güzel göz kararıyla inceltmeniz gerekiyor yani bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çatal yardımıyla bunu böyle eziyoruz. Kuşlarımızın yiyecek durumuna getiriyoruz arkadaşlar. Şunun altına ben bir bez sereyim arkadaşlar. Ses yapıyor. Evet, devam ediyoruz. Ben kıvırcıkla diğerlerini doğruyorum arkadaşlar. Doğrayıp tekrardan geliyorum arkadaşlar. Tek tek size göstereceğim nasıl yapacağınızı arkadaşlar. Arkadaşlar bir sağlam bıçakla maydanozumuzu bu şekilde ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. Kuşlarımızın yiyeceği kadar göz kararı. Kaç takım kuşunuz varsa ona göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar inceltirseniz kuşlarımızın yemesi o kadar iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben diğer malzemeye geçiyorum. Kıvırcığımıza hemen geliyorum. Arkadaşlar kıvırcığımızı da bu şekilde yapıyoruz. İnce ince gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu ne kadar inceltirseniz o kadar yemeleri basit olur arkadaşlar kuşlarımızın. Ben bunları hemen bir halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da gördüğünüz gibi kırmızı lahanamız. Kırmızı lahanamızı da bu şekilde doğruyoruz. İnce ince ne kadar ufak olursa yemeleri o kadar hızlı olur arkadaşlar. Hem de rahat yerler. Sağa sola dağıtmadan arkadaşlar. Hemen ben bu kırmızı lahanamızı da doğrayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunda kırmızı biberimiz. Kırmızı biberimizi de doğruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Diğerleri gibi. Hemen onları da doğrayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da havuçlarımız.
Havuçlarımızı da bu şekilde rendeledim. Rendeyle. Şimdi pardon, bu salatalığımız arkadaşlar. Bunlar, salatalığımızı rendeledim. Şimdi havuçlarımızı rendeleyeceğim. Hemen havuçlarımızı da rendeleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben malzemelerimizi hazırladım. Malzemelerimizi bir sayalım. Yumurtamız var. Kırmızı biberimiz var. Salatamız var arkadaşlar. Havucumuz var. Maydanozumuz var arkadaşlar. Kıvırcığımız var. Ve burada da arkadaşlar kuru mamayla keçi boynuzu tozumuz var. Ben şimdi bunları böyle bir karıştırayım arkadaşlar. Hazır yapmışken şöyle. Bunu böyle iyicene karıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen karıştırırken şuradan kuru mamamızı koyalım. Açayım hemen ben onu. Evet, kuru mamamızı açtım. Şöyle ben boşaltayım arkadaşlar. Şöyle boşaltıyoruz. Bunu göz kararı yapıyoruz arkadaşlar. Kaç takım kuşunuz varsa ona göre. Ona göre zaten devamlı mama yapıyorsanız bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu karıştırıyoruz. Vallahi o kadar güzel oldu ki insan çatal çatal yiyesi geliyor yani. Şuraya bakın arkadaşlar. Bunu iyicene ben bir karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bunu güzelcene bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Gayet hoş ve güzel oldu. Şimdi ben buna keçi boynuzu tozu atmadan arkadaşlar, fazla da atmayacağım zaten. Burada yeterince yani doping var arkadaşlar. Sadece 2-4 tabağımıza, şöyle gördüğünüz gibi tabaklarımı ben dizdim. 4 tane tabağımıza bunu koyacağım. Az bir şey tabaklarımıza koyduktan sonra az bir şey buna keçi boynuzu atacağım arkadaşlar. Şöyle hemen koymak istiyorum. Ben koyup geliyorum arkadaşlar. İşte böyle 4 tabak koydum. Gördüğünüz gibi. Bu 4 tane yavrulu olanlar arkadaşlar. Hemen şuradan keçi boynuzu tozumuzu açalım. Arkadaşlar. Az bir şey de bundan attığımız zaman. Bunu çok seviyorlar arkadaşlar. Ben alıştırdım kuşlarıma. Sizin de alıştırmanızı öneririm. Şöyle hemen atıyoruz birazcık. Gördüğünüz gibi. Tam fazla değil arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen bunu da şöyle karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonradan diğer boş mama kaplarımıza bunu koyuyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar güzel karışımımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu hangi kuş yerse yersin, yesin arkadaşlar. Emin olun yani eşleşmeme gibi, yumurta yapmama gibi bir şansı yok. Bunu haftada bir yapın arkadaşlar. Ya da 2-3 günde bir yapın. Kuşlarınızın durumuna göre. Bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Kanalımda zaten basit mama videosu da var. Bu birazcık doping arkadaşlar. Biz buna doping diyoruz. Ben kendim yapıyorum bunu arkadaşlar. Doping bir mama arkadaşlar. Bunu yediği zaman zaten kuşlarınızda farkı göreceksiniz. Ben şimdi bu güzelim mamamızı arkadaşlar boş kablarımıza koyup geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koydum. Burada şu kadar bir mamamız kaldı. Bunu da büyük bir tabağa koyup salmaya atacağım arkadaşlar. Hemen onu da bir salmaya koymak için bir kaba koyalım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunları üretimhanemize taşıdıktan sonra orada görüşürüz arkadaşlar. Hemen oraya ben taşıyayım. Orada görüşürüz.
Evet arkadaşlar, üretimhanemize geldik. Mamalarımızı getirdik. Şimdi kuşlarımıza servis edeceğiz. Kuşlarımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kuşlarımıza bunları biz servis edelim arkadaşlar. Hemen tekrardan geliyorum. Bakın nasıl saldıracaklarını göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mamalarımızı verdik. Yukarıdan başlayalım. Bakın. Erkeklerimiz. Buradaki takımımız. Bakın arkadaşlar nasıl yiyorlar. Görün. Boş yok arkadaşlar. Hepsi yiyor. Hepsi yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani yenilmeyecek bir mama gibi de değil. Bakın arkadaşlar. Bir de kavga ediyor arkadaşlar yemek içinde. Evet arkadaşlar, mamamız da bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Mama videosunu paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.